Şimdi Gürsel yine hani hem Sertaç'ın da uzun zamandır benim de beğendiğim hisselerden biri. Şirkette hani birkaç ay önce ziyarette bulundum. Ara ara da yine yatırımcı ilişkileriyle görüşmelerimiz devam ediyor. Herhalde son 6 ayın ya da 9 ayın böyle her bilançosunu heyecanla beklediğim şirketlerden biri. Bilanço heyecanımız her çeyrekte biraz daha azalıyor ama Gürsel için her çeyrek biraz daha ben heyecanlanıyorum açıkçası. Yine 5 Eylül'de bilanço gelecek. İlk çeyrekte hani o iki elin parmağını geçmeyen hisselerden biriydi bilanço anlamında. Çok güçlü bir iş modeli var. Ne enflasyonun yükselişinden etkileniyor, ne büyümenin yavaşlamasından, pandemiden bile etkilenmedi. Çok tertemiz bir iş modeli var. Yurt dışında ciddi fırsat arayışları, büyüme fırsatlarına odaklanmaya devam ediyor. Ve muhtemelen ikinci çeyrek bilançosuyla da bizi tatmin ediyor olacak. Mevsimsel olarak en zayıf dönemidir ikinci çeyrek Gürsel'in. Ama ona rağmen ilk çeyrekteki karlılığını koruduğunu göreceğiz. Yani ilk çeyrekte 430 milyon civarı bir kar gelmişti. 600 milyon civarı bir favor gelmişti. Eğer ikinci çeyrekte buna yakın rakamlar gelirse ben bunu bile oldukça başarılı bulurum. Hele bu rakamların üstüne çıkarsa bu bana yılın ikinci yarısı için Gürsel'de hala muazzam bir fırsat olduğunu dile getirir. Şimdi grafiğine bakınca Volkan Bey 20-25 liradan 130-140 liralara gelmiş. Zaten fiyatlamamış mı dediğinizde dönün çarpanlara bakın diyorum ben. Muhtemelen yılı 2 milyar üzerinde bir FAVÖK ve 2 milyar civarı, 2 milyar yakın bir net karla kapatacağız. Bu hesaptan giderseniz FK 5'lere 6'lara gelecek ve yine BIST'in en ucuz şirketlerinden biri olmaya devam edecek. Dolayısıyla Gürsel'de hikaye belli ölçüde fiyatlandı ama hikaye bitmediği için biz burada takipte kalmaya devam ediyor olacağız. Dolayısıyla Gürsel'de ben hala pozitif bakmaya devam ediyorum.